Emekliye refah payı gelecek mi? Emekli ve memur maaşlarına zam oranı belli oldu. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2025 döneminde yapılacak maaş artışlarıyla ilgili beklentiler netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2025 döneminde yapılacak maaş artışlarıyla ilgili beklentiler netleşmeye başladı. Türkiye genelinde 16.5 milyon emekli ve 5.3 milyon kamu çalışanı yeni zam oranlarını merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %44'e revize etmesiyle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarıyla ilgili ipuçları ortaya çıktı. Güncellenen enflasyon tahminleri. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38'den %44'e yükseltti. Bu artış, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ocak 2024-Ekim 2024 dönemi enflasyonu, e 39 39.77 olarak gerçekleşmiş durumda. Kasım ve Aralık aylarına ilişkin verilerle nihai oranlar netleşecek. Emekli ve memur maaşlarında zam oranları, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu %1 olursa, yıllık enflasyon I-42-58. %2 olursa I-45-42. %3 olursa I-48, 28 seviyelerinde gerçekleşebilir. Bu oranlar doğrultusunda emeklilere enflasyon farkı olarak I-14, 95 ile I-18, 88 arasında bir artış öngörülüyor. Refah payı gündemdi. Refah payı, emekli ve memurlar için ek bir ödeme anlamına geliyor. Hükümetin inisiyatifine bağlı olarak bu ek ödeme, maaşları daha da artırabilir. Ocak ayında olduğu gibi memur ve emeklilere aynı oranlarda refah payı verilmesi bekleniyor. Memurlar için zam detayları Memur maaşlarında toplu sözleşme doğrultusunda yapılan düzenlemelere göre Kasım ve Aralık ayı enflasyonu %1 olursa, i 17. 2 olursa i 12.35, 3 olursa i14 56 oranında bir zam öngörülüyor. En düşük emekli maaşı. 2024'te 12500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının Ocak 2025 itibarıyla 14.000 Türk lirası ile 15.000 Türk lirası arasında bir seviyeye çıkması bekleniyor. Ancak kök aylığı 10.500 TL'nin altında olan emekliler için enflasyon farkının yansıması mümkün olmayabilir. Sonuç, 2025 yılı, milyonlarca emekli ve memur için maaş artışlarıyla başlayacak. Kesin oranlar, Kasım ve Aralık enflasyon verileriyle netleşecek. Refah payı ve egzam gibi konular ise, hükümetin kararıyla belirlenmeye devam edecek.